Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Logitech'in MK240 kablosuz klavye ve mouse setini kısa bir incelemesini yapacağım. Ürün ofiste gezinirken bir arkadaşım satın aldığını fark ettim ve hemen elinden kaptım video çekebilmek için. Böyle beyaz, yaklaşık 2 avuç boyutunda bir kutuda gelmekte. Biraz deforme olmuş kargoda gelirken. Biraz eski de bir ürün. Niye bunu aldığını açıkçası düşünmüyorum. Bir alma nedeni de aklıma gelmiyor. Garanti belgesi burada yer almakta. Fiyat avantajıyla herhalde aldığını düşünüyorum. Burada ürünün detaylarına yer verilmiş. İşte sessiz ve düşük klavye tuşlarından bahsetmiş. 10 metre bir bağlantı mesafesine sahip 2,4 GHz'lik kablosuz Logitech'in geliştirilmiş bağlantısına sahip 128 bit şifrelenmiş kablosuz bağlantı. Onun haricinde güçlü ve dayanıklı ayaklar. Valla detayları doldurmuş, çok bir özellik olmadığı için yazmış da yazmış, 24 ay devam eden pil ömründen bahsetmiş ki zannetmiyorum bir ay kadar, bir yıl kadar gittiğini ortalama biliyorum bu ürünlerin. Farenin, pardon, klavye için demiş 12, 24 ay. Fare için 12 ay demiş. Fare bu arada 1000 DPI'lık bir optik fare. Şu deform olmuş kutuyu açmaya devam edersek direkt karşımıza böyle poşette klavye çıkıyor. Bu arada şu köşede göreceğiniz üzere bunun siyah ve mavi olan bir modeli de mevcut. Böyle beyaz bir klavye gelmekte. Tuşların yüksekliği yaklaşık bu şekilde. Ne kadar belirgin bilmiyorum ama bu şekilde yer verilmiş. Oldukça sessiz ve yumuşak tuşlara sahip. Tabii boyut açısından numerik peti yer almamakta. Burada da şuraya sıkıştırılmış yön tuşları yer almakta. Devam edersek kutu içeriğine. Burayı açtığımızda fare elimize geliyor. Böyle beyaz, yine mavi renklerde uyumlu bir şekilde yapılmış klavyeyle. Kare, fare pardon, kare midir? Fare M212 modeli olarak yer verilmiş alt kısmında. Burada optik sensör yer almakta. On-off tuşu var. Piller içerisinde takılı. Ki takılı olmaması gerekiyordu ama niye böyle geldi? İlginç. Ona getirdiğimizde herhangi bir ışık vesaire yanmamakta. Klavye içerisinden bir de böyle bir dangle çıkıyor. Yalnız bu tabi bizim alışık olduğumuz nano dangle'larla kıyaslanamayacak kadar büyük. Hani bayağı bir büyük. Hemen hemen fareyle kıyasladığınızda bayağı iricene bir şey. Eski bir model olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hani bu ürünü satın alacak olsam 20-30 lira için böyle eski model bir ürün satın almayı tercih etmem açıkçası. Ürünleri daha çok detaylı incelemek gerekirse, bu arada şu dangle'ı bilgisayar kasasına bir takayım. Herhangi bir led vesaire var mı onu görelim diye şey yaptım. Arka kısmını çevirdiğimizde burada klavyenin ayakları yer almakta. Tek seviyeli. Burada silikon ya da lastik kaydırmaz ayaklar yer alıyor. Burada piller yer alıyor. Herhangi bir led ışık vesaire hiçbir şeye yer verilmemiş. Fonksiyon tuşu konularak
F tuşları üzerine işte home butonu, mail, find, işte arama tuşu, hesap makinesi, işte müzik, ileri alma, geri alma, pause vesaire gibi tuşlar fonksiyon tuşlarından yer verilmiş klavye üzerinde. Böyle beyaz, Türkçe dizilimli bir klavye. Bu arada alt kısmında şurada su tahliye deliklerini görüyorsunuz. Bunlar Logitech'in sitesinde bahsettiği üzere 60 mililitrelik bir suya dayanıklı. Yani bunu suya daldırıp yıkayamazsınız ama üzerine bir bardak su döktüğünüzde yaklaşık olarak onu tahliye edip zarar görmeyecek ya da az zarar görecek şekilde tasarlanmış. Ama kesinlikle yıkayıp ya da suya daldırmamamız gerekiyor. Öyle bir koruma şeyi yok. Bunun üzerinde böyle bir buna Logitech şık bir tasarım olarak şey yapmış ve renk sıçraması olarak yer vermiş. Aynı bu klavyenin etrafında yer alan mavi renkten üstüne böyle bir alt kısmında böyle çok hafif ayaklar yer almakta. Yükseltisi iyi. Hem sağ hem sol elle kullanılmak için uygun. Tabi bu şeyin Logitech'in sonsuz dönen tekerlek yapısı maalesef burada bulunmamakta. İki tuşlu bir fare. Böyle avuç içerisine koyduğunuz zaman şu kadar bir yer kaplıyor. Elinizden kayıp gidecek gibi bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Hani 58 liralık bir faturayla satın alınmış bir ürün. Bazı yerlerde akıllı TV'lerle de uyumlu olduğundan bahsedilmiş ama Logitech'in kendi sitesinde öyle bir ibareye ben rastlayamadım. Çok da detaylı araştırma da yapmadım açıkçası. Ürün bu şekilde. Ben bilmiyorum. Fiyat avantajı olarak başka alternatiflerinde muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ürün yerine bence ya güncel olan MK240 Nano bağlantıya sahip, her zamanki o ufak bağlantıya sahip olan set tercih edilebilir. İlla klavye fare ayrı tercih edilecekse ya da böyle benden minimalist bir şey tercih ediyorsunuz. Çok beğendiğim K400 olan K400 Plus diye bir modeli var. Yeni çıkarttı. Bu kısmında touchpad yer almakta. Şu köşede resmini görüyorsunuz. Onu tercih etmenizi bence daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hem PC bağlantılı TV'ler için hem de normal PC'den uzak kullanımda, kablosuz kullanım için oldukça iyi olacağını düşünmekteyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmanızı lütfen rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings.